Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün tema değerlendirme çalışmasını birlikte yapacağız. Ana dilim güzel Türkçe metnimiz var. Sevgili öğrencilerim önce metnimizi okuyalım. Duygum, sevgim, heyecanım. Ana dilim güzel Türkçem. Atalardan armağanım. Ana dilim güzel Türkçem. O sevincim gözyaşımdır. Ana sütüm can aşımdır. Yüzyıllardır yoldaşımdır. Ana dilim güzel Türkçem. Dağım, taşım, toprağımsın, köküm, dalım, yaprağımsın, dalgalanan bayrağımsın. Ana dilim güzel Türkçe. Yani sorularımıza geçelim. Dilimiz bize kimler tarafından armağandır? Bakın metnimize baktığımızda, evet ne diyor? Atalardan armağanım diye söylüyor zaten. Biz de buraya atalardan armağanımdır diye yazacağız. Şair hangi duygularını ana dili ifadeyle etmektedir diye söylüyor. Bakın sevincini, gözyaşını yani üzüntüsünü sevgilencelerim can aşımdır derken yüzyıllardır yoldaşım e, ne yapıyor sevgilencelerim bakın burada sevincini, üzüntüsünü bir de bakın en son cümlede yüzyıllardır yoldaşımdır ana dilim güzel Türkçem dağım taşım toprağımsın derken en sonunda bir de burada dalgalanan bayrağımsın derken ne yapıyor? Vatanından bahsediyor. Yani sevincini, üzüntüsünü, vatan sevgisini ana dille ifade ediyor diye söyleyebilirsiniz. Ana dil nelere benzetilmektedir? Burada zaten görüyorsunuz e, dağa, toprağına, kökümdür, dalımdır, yaprağımdır ve Türk bayrağına bakın ne yapıyor? Burada benzetiyor. Ana dilini dağına, taşına, toprağına, köküne, dalına, e, yaprağına ve Türk bayrağına benzetilmektedir diye söyleyebilirsiniz. Yani şiirin konusu ne? Ana dilimizin bizler için neler ifade ettiğinden bahsediyor. Ana duygumuz ise bakın duyguyu zaten biliyorsunuz. Ana dilimize olan sevgimiz diye yazabilirsiniz. Evet yani Gelelim buraya. Verilen cümlelerin hangisi? Zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiş. Karşıdan karşıya geçerken sırasıyla sola, sağa, sonra tekrar sola derken bakın sol ve sağ kelimesi birbirine nedir sevgilerim? zıt anlamlısıdır. Tarımda su tasarrufu için bilinçli sulama yöntemleri burada yok. Bazı yine yapraklı ağaçlar yaz kış yeşil kalır. Yaz kış bunlar birbirinin zıt anlamlısıdır. Trafik polisi kırmızı ışıkta işte geçen sürücüyü ikaz etti. Burada bir şey yok. Akşam erken uyur sabah erken kalkarım. Bakın akşam kelimesiyle sabah kelimesi birbirinin nedir? Zıt anlamlısıdır. Yaz mevsiminde ince, kış mevsiminde kalın. Burada da ince ve kalın kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır. Evet kolay olsun diye bakın size önceden hazırladım sevgili öğrencilerim. Verilen sözcükleri Türkçe karşılıkları ile evet. Dijital kelimesi nedir? Sevgili öğrencilerim sayısal. Dijital işlemler, sayısal işlemler. Dekor nedir? Dekorda bakın buraya getirdim. Süslemekle aynıdır. Dizayn etmenin Türkçesi de sevgili öğrencilerim ne yapmaktır? Tasarlamaktır. Profesyonel usta işi demek. Evet. Detayda Ayrıntı demek giriş borçta kaldı. Evet yine basit bir metnimiz var. Mesajın içeriğine yönelik verilen bilgilerden doğru olanlara de yanlış olanlara ye yazın demiş. Sayı diğer vatandaşlarımız güvenliğiniz için kişisel bilgilerinizi sanal ortamda paylaşmayınız. Sanal ortamda size zorbalık eden kişiler olduğunda bunu en kısa zamanda güvenlik güçleriyle paylaşınız. Hukuk kurallarının ve cezaların sanal ortamda da geçerli olduğunu unutmayınız demiş. 15-30'da göndermiş. Mesaj vatandaşları saygı değer vatandaşlar diyor. Bu doğrudur. Mesaj sahte haberle alakalı değil. Kişisel bakın güvenlik ve kişisel bilgilerle alakalıdır. Yanlış söylencem. Böyle değil. Mesajın içeriğinde sosyal güvenliğimizi, sanal güvenliğimizi sağlamak için bilgiler verilmiştir bakın. Ne yapıyor? Bundan bahsediyor. Bu da doğrudur. Mesajın gönderim saati 15.30'dur. Bakın 15.30. Bu da doğrudur. Mesajın amacı bizi internetin faydaları değil sosyal medyada kişisel verilerimiz, kişisel bilgilerimizin çalınmasına bahsediyor. Bu da yanlıştır. Uygun noktalama işaretleri. Sevgi sahip olduğumuz en asil duygudur. Bakın burada sevgi kelimesini vurgulamak için ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Cümle bitince de sonuna nokta koyuyoruz. Babası Mehmet'e. Babası virgül. Evet. Mehmet'e ah mı balık alacağını söyledi. Sen cümlenin sonuna nokta kitap var saat 9'da. Bakın saatle dakika ayırmak için nokta koyuyoruz. Biten cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Misafirlerimize kolonya, lokum, şekerleme ve Türk kahvesi ikram ederiz. Cümle bitti nokta bakın. Sıralanan kelimeler arasında ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Thomas Edison. Evet bakın özneyik işi yapan işi ayırıyoruz virgülle. Bakın ıncı inci, inci derken 20. yüzyılda bakın ne yapıyorduk? Sıra bilirken nokta koyuyorduk. 20. yüzyılda insan yaşamını etkileyen icatlar yapmıştır. Biten cümleye nokta koyuyoruz. Evet. Şimdi bir mantık sorusu verilmiş. Bunu yapmamızı istiyor. Şunu silip tekrar birlikte mantığını anlatalım. Çünkü öğretmenimize sizler de ne yapacaksınız? Anlatacaksınız. Şimdi sevgili öğrencilerim. Önce bakın ne demiş? En üst katta Ayşe oturuyor. Bakın Ayşe'yi en üst kata yazıyor. Yazdım. Evet Ali Ayşe'nin bir alt katını bakın. Ali daha sonra bakın birinci olarak bunu yaptık. İkinci olarak bunu yapıyoruz. Bakın Ali Ayşe'nin bir alt katında bunu da yaptık. Dilek ile Ali'nin arasında Cemil var. Bakın Dilek buraya yazıyorum ki ile Ali'nin arasında burada kim varmış sevgili öğrencilerim? Evet Cemil varmış. Bakın böyle yazınca Ayşe, Ali, Cemil, Dilek. Bakın Ayşe, Ali, Cemil, Dilek. C şıkkının cevabı ortaya çıkmış oldu sevgili öğrenciler. Evet yine Eş anlamlı kelimelerin eşleştirilmesini ve boşta kalan istiyor. Evet, yetenek kelimesi nedir sevgili Kabiliyet demektir. Hatta bunu sileyim. Şöyle ne yapalım? Birlikte güzelce yazalım. Görünsün. Evet şöyle. Yetenek kelimesi ne yapıyor sevgili Kabiliyete getiriyoruz. Ondan sonra mavi yapayım. Yararlı kelimesi nedir? Zaten faydalıdır. Evet. Ondan sonra ne yapabiliriz? Evet, rehber yapmak, rehberlik yapmak, kılavuz olmak demek. Bir de sevgili öğrencilerim. Gelecek diyorsanız gelecekte nedir? İstikbalimizdir. Evet, masal kelimesi ne oldu bakın? Boşa çıkmış oldu sevgili öğrenciler. Evet yine burada cümleler verilmiş. Bununla ilgili açıklamalardan hangisi, hangi çocuğun altı kelimeler yapmış olduğu yanlıştır diye söylüyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumak için Türk vatandaşın vazifesidir. Vazife ne demek sevgili öğrencilerim? Görev demek. Bakın burada da birinci cümlede altı çizgi kelime görev anlamındadır. Evet bakın doğrudur. İkinci cümlede altı çizgi kelime aşama. Ayın dört evresi vardır. Ayın dört nesi vardır sevgili öğrencilerim? Aşaması vardır. Buradaki aşamada doğrudur üçüncü cümlede altıncı kelime kıymetli anlamında. kitaplarım benim için oldukça değerlidir oldukça kıymetlidir şeklinde bu da doğrudur, kıymet kelimesi evet bunlar bakın doğru dördüncü kelime de altıncı kelime kural bakın konuyla ilgili çeşitli örnekler çeşitli misaller verdim kuralla alakası yoktur yanlıştır Evet bu çocuğumuzun verdiği örnek yanlıştır. Verilen cümlelerden hayali bir öge. Bakın şimdi düzenli kitap okumak kelime dağarcığımızı geliştirir. normal gerçek bir cümle. Kitap ile kütüphanemize bu hafta 50 adet kitap eklendi. Normal gerçek bir cümle. Güneş sıcaklığı bizi terletiyor. Bakın terlemek gerçek. Fakat A'ya bakın. Bulutlar birbirine öyle sıkça sarılmış ki. Sevgili öğrenciler bulutlar. Evet sarılmaz. Bu nedir? Hayali bir ögedir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim etkinliklerimiz bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınızla bunları paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.